maaşınızdan birikim yapabiliyor musunuz? Yırdık. Yığınla para yırdık, yığınla. Valla para çok çoğaldı, la doldurduk parayı. Sağ olsun reis, Amerika kıskanıyor zaten bizi, Afrika kıskanıyor, herkes kıskanıyor. Paraları yırdık biz de. Ne yapalım, para çok bol. 3000 lira maaş alıyoruz, 2500 lira masraf. Ya kızım, herkes yokluk çekiyor yani, biz emekli olsak da gene. Nerede yapıyorsun birikim? Emekli miyiz? Emekliyiz. Birikim yok. Hayır ucunu zor getiriyoruz. Evler kendimizin kira vermiyoruz, geçinemiyoruz işte. Asgari ücret karnını doyuruyorsa şükretsin. Hayır abla, yapamıyoruz. Açız, aç, açız, aç. Benim emekliyim, çalışıyorum, yan gelirim var. Olabiliyor. Yani yapılabilir yani. Tabii. Birikim mi? Asgari ücretle çalışıyorum ben ya. Villa aldım kendime. Bir tane araba aldım kendime. Çok güzel de hayat sürüyoruz yani. Bu şartlar altında zaten çalışamıyoruz. Hani ne birikim yapabiliriz ne bir şey yapabiliriz. Yani hepsi boş yani. Yani aldığımız para asgari ücret. Zaten neye yetiyor? Kira olmuş 1000 lira. 1000 lira kira veriyorsun. Bunun elektrik suyu falan filan zaten her şey gidiyor. Taksit maksit zaten 2000'e gidiyor. Kalıyor sana 500 lira para. Buna da geçinebiliyorsan geçiniyor zaten. Tayyip babası bize çok iyi bakıyor arkadaşlar zaten. Hanede zaten yani bir genç adam zaten evlenecekse bile yani paralarla evlenemez zaten. Neyle evlenecek? Yani her şey borcu girdiği zaman ev kadın evlendiği zaman adam evin ekmek parası götüremez ki zaten. Nasıl götürecek? 2800 lira maaş alıyor. Yeni evlenmişsin. Elektrik faturası ödüyorsun. Kira faturası ödüyorsun. Aldın taksitleri ödüyorsun. Neyle ödeyeceğim bunu? 2800 lira da öde de göreyim. Öde. Tamam ben de deyip sana ödeni ödeyeyim yani. Hiçbir şekilde. Yarın gün karacık yağacık tuz diyecek. Gel de al bakalım hadi. Alabilirsen. Bırak karını alıp da yani şuraya git de yani bir sakin kafada bir gidip de yani bir yerde oturup çay kahve içemezsin yani. Hiçbir şekilde içemezsin yani. Yapamazsın yani. Yapamıyoruz. Neden? Çünkü para biriktiremiyoruz. Kalmıyor yani. İhtiyacımız kadar tam yetiyor. Yapamıyoruz yani. Ben çalışmıyorum. Ev kadınıyım. Eşim çalışıyor ama yapamıyoruz yani. Yetmiyor yani çocuk çok olunca. Kaç tane çocuk var? 4 tane. Hayatla mücadele etmek çok zor yani. Bir de zaten verdikleri para ne kadar ki? Maalesef. Hayır yapılmıyor cidden. Gitmeye bırak artık yani zor geçindiriyor insan kendine. Neden peki? Çünkü hükümetin değişmesi lazım. Yani dolar olmuş 9 lira. Değişmesi lazım bence bu hükümetin. Maaşınızdan birikim yapabiliyor musunuz? Ne maaşı? Maaş gelmeden daha bitiyor kızım. Maaş almadan iş bitti. Tabii canım almalı. Nereye koyuyorsun yani bu devirde? Yok yani şu an ekonominin durumu ortada. Herkes bunu tüm Türkiye'de herkes biliyor. Çalışan işçi kesimi. Ekonomimiz maşallah bize göre kötü. Maşallah. Biz askeri ücrete çalışan bir insanız. Otobüs şoförüz ikimiz de. Abimle. Yani maaşlarımızı dediği gibi alıyoruz. 2 gün sonra kalmıyor yani. 2800 aldım. Ödemeyi gidiyorum. Hepsini vereceğim. Kira mı? Kiramız yok bereket. Ondan şükür. Kiramız da olsa ev sahibi. Birikim yapmışız ev aldı. Nerede? Tarla sattım da aldı. Tarla da inekleri sattım da aldı. 250 dönüme yakın tarla sattı ev aldı. Öyle mi olması lazım? Hayır yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Neden? Para kazanmıyoruz çünkü. Hayır yapamıyoruz. Kesinlikle. Yetmiyor ki zaten. Nereye birikim yapacaksın? Tabii yetmiyor. İş yeri sahibimiz çalışan mı? Ya burası işte gördüğünüz gibi burası. Yetmiyor. Yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Ne? Ben emekli yetiyor bana. Yetiyor. Bana yetiyor bilmiyorum. Ben ona gel sigaram yok içkim yok. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Emekliyiz. Koyamıyoruz evet. Anca kendimize yetiyor. Hayır hiçbir şekilde birikim yapamıyorsun. Çünkü birikim yapılmak için kazanmak gerekiyor ilk önce. Tabii ki yetmiyor. Yetmemesini gerektiren birçok sebep ve etken var. Mesela? Bunlardan bir tanesi yaşadılan şuradaki bilhassa belirli şehirlerin çalışanlarına yapmış olduğu standart sabit tekel fiyatlar. Tekel fiyatlar dediğimiz klasik asgari ücret fiyatları veyahut da pandeminin vesaire birçok etkenin karşısında işletmelerin çalışanlarına işine gelirse gibilerinden verdiği fiyatlardan dolayı insanlar mecbur çalışıyor. Sürü psikolojisi mantığında 10 kişilik bir işletmede onu da isyanını çıkartıp vazgeçse o işletme 10 kişi bulmak için diyor ki sen çık ben senin yenisini bulurum diyor. Devamını ise sen de bulamazsın. O yüzden yapamazsın. Yani şu an çalışmıyorum. Çalışırken yapabiliyor muyum? Hayır. Yetmiyor Türkiye standartları. Kazandığımız parayla hiçbir şekilde birikim yapamıyoruz. Bir ülkede asgari ücret 2800. Ben emekliyim. Malulen emekliyim. Aldığım para 2300 lira. 2300 lirayla geçinirim diyen varsa buyursun gelsin. Öyle tabii mümkün değil. 2300 lirayla affedersiniz niyet bile çekilmez yani. Maalesef böyle yani. Milletvekili de değiliz. Hani geçtim şey sınırını, fakirlik sınırını. Fakirlik sınırı 10 bin. Açlık sınırının altında maaş alıyoruz. Hani açlık sınırının altındasın. Nasıl geçineceksin ki? Mümkün değil. Ha bir de şöyle bir şey var. Avrupa ülkeleriyle kıyaslıyoruz ya veya Amerika ile şunu da bununla kıyaslıyoruz. Hiç kıyaslama yapmaya gerek yok. Halkın %99'unun asgari ücret çalıştığı yerde ekonomik refahtan, zenginlikten söz edilemez. Bu kadar basit yani. Yapamıyorum abi. Yapamıyorum. Neden? Çalışıyorum. Kira pahalı. Yapamıyorum yani bir şey. Birikim bu devirde zor. Aldığın para yetmiyor. Malzeme alıyorsun. 300 lira para veriyorsun. Bir poşet malzemeye. Yani hesapladığın zaman bunu ince boncu derken yetmiyor. Çünkü ay sonunu getiremiyoruz. Çünkü yetmiyor. Okul olsun, kitaplar olsun, yaşayış olsun, yemekler olsun. Herhangi bir şey paramız yetmiyor. Öğrenciyiz. Ay sonunu getiremiyoruz. Ay sonunu getiremediğimiz için de ebeveynlerimizden yardım istiyoruz. Onlar da çalışıyor. Onlar da çalıştığı için bize mi bakacaklar, evi mi geçindirecekler? Çünkü onların da artık çocukları var, kendi aileleri var. Onun için zor bir hayat yaşıyoruz.
gerçekten ay sonunu olsun. Çok zor. Burada durumlar gerçekten çok zor. Yani batıyoruz. Evet, batıyoruz ama kimse bunun farkında değil. İyi değil çünkü dolar 9 lira. Euro 10,5. Gram altın 550 lira oldu. Böyle gerçekler var.